Ya insanları da he, anlamak da mümkün değil. Acayip bir zamanda yaşarız gerçekten. İmtihan başına gelecekse gelecek yani. Allah korursa kurtarısın. Yoksa yaşayacaksın yani. Konya'da bir olay başımıza geldi. Bunu da anlatalım da birileri bizim adımızla birilerini kandırıyorsa dikkatli olsun insanlarımız da. Konya'dayız. Mevlana Celaleddin Hazretleri'nin türbesini ziyaret ederek çıktık dışarıya. Sohbete geçeceğiz camiye, Selimiye camisine hemen yanında zaten. E, orada tabii hakkani bakışı takipçileriyle karşılaşıyoruz. Görüşmek istiyorlar, resim çekilmek istiyorlar falan. Sonra bir tane hatun kişi, işte Mustafa Hoca mı? Evet Mustafa Hoca dediler. E, i̇nsanlarla konuşmuyor mu? E, buyurun dedik, ben ders almak istiyorum dedi. E dedik ki zaten şimdi sohbet yapacağız, zikir var. Ondan sonra dersinizi veririz, buyurun dedik. Biz öyle geçtik. Sohbet oldu, zikir oldu. Zikirden sonra neyse en son geldi ders almaya. Aslında dedi ben ders almak istemiyorum. E dedik kimseye zorla ders vermiyoruz zaten. Ha i̇stiyorsanız verelim, istemiyorsanız vermeyelim. Hadi neyse alayım dedi. E i̇yi buyur. Ondan sonra zikrini verdik. Soracağınız var mı? İşte aslında çok şeyler var soracağım. E buyur sor. Neyse dedi. İyi biz de kalktık. Şeyden sonra sohbetten sonra orada bir yerde oturuyoruz. Cemaatle birlikte oraya gidiyoruz. O meğer bizi arkadan takip etmiş. Bizim haberimiz yok. Bayağı bir yol gittikten sonra ben Mustafa Hoca'ya bir şey soracağım. E buyur. Cemaat biraz kenarıya çekildi. Dedi ki işte iki gündür uyumuyorum. Ayakta zor duruyorum. E ee, Yani ben, ben ne yapayım dedim bu, bu, bunun için. Benden isteğin nedir? İşte seni şöyle yaparım, böyle yaparım. Seni burada rezil ederim. Yahu dedim sen iyi misin? Kimsin sen dedim ya? Sen beni biriyle karıştırıyorsun herhalde dedi. Bizi biriyle karıştırıyorsun herhalde. Ona dedi ki, ben dedi o konuştuğum insan hayali bir insan mıydı? Ya kimle konuştun, ne ettin ben orasını bilemem. Ben seni ilk defa görüyorum. Daha önce de görmedim. Dedim ve çekildi gitti ondan sonra. Ama laflar böyle, seni rezil ederim burada. Anladığım kadarıyla birileri artık e, hüstüzan olarak böyle düşünüyorum. Birileri Mustafa Hoca'dır diyerekten, onunla konuşmuşlar herhalde uzun zamandır. O da gelip bizimle konuşmaya yeltendi. Yalnız acayip olan şurası ki yani teknoloji zamanında yaşıyoruz. Hani bir insan seni Mustafa Hoca diye kandırıyorsa zaten görüntülü görüşmeler var. <laughs> bir görüntülü görüşte gerçeği orada ortaya dökersin. Bunun yanında biz hakkari bakışta sohbetleri yayınlanan Mustafa Hoca yani <laughs> ne Facebook ne Instagram ne başka ne varsa hiçbiriyle bizimle direkt muhatap olma yolu yoktur. Bunu insanlarımız bilsin yani. Birisi derse ben Mustafa Hoca'yım. Size yazıyorum. Sizi kandırıyordur yani. Bizim hizmet sayfalarımızın yöneticileri var. Adminleri var. Onlar soruları alırlar. Onlara verdiğimiz emir de yani bazı kardeşlerimizin herkesin hayatı kendince çok kıymetlidir. Mübarek olsun. Ama gerçekten bizim o kadar vaktimiz yok. E, üç satırla kendi dertlerini anlatsınlar. Siz de bize ses kaydı olarak gönderin diye onları emretmişiz. Daha doğrusu rica etmişiz. Onlar da yöneticiler de bize ses kaydı olarak bu soruları gönderirler. Bu soruların cevaplarını veririz. Kimi zaman bunlar sohbetlerde de işleniyor. Kimi zaman görüntülü de cevaplar veriliyor. Kimi zaman ses kaydı olarak veriliyor. Bu şekilde cevabınızı alabilirsiniz. Her kim size ben Mustafa Hocayım diye yazıyorsa, çiziyorsa bilin ki sizi Kandırıyor. Bunu da buradan belirtmiş olalım inşallah. Kimse kimseyi kandırmasın. Kimse de kendini kandırmasın. Bu konuda dikkatli olun. İnsanlara da e, bu şekilde yanlış e, yaklaşmamış olursunuz. Ama neticede hadi o insanın e, zararı falan olmadı. Allah muhafaza eyledi ama yeni çıkan kanunlara göre hani orada bir yanlış bir tepki olsaydı hamdolsun cemaat vardı yine şahitlerimiz de neticede insanımızın dikkatli olması gerekiyor. Yoksa içeride boş boş yatar yani. Tabii ki derviş olan insan her başına gelen şeyin Allah'tan olduğunu inanır. Biz imtihanımızı sabreder çekeriz ama bu yolu açanlar, Allah'ın nizamından kaçanlar onların da bir imtihanı olacak yani. Onların da bir imtihanı olacak. Allah Subhanahu ve Teala emrine hakkıyla ittiba edenlerden eylesin bizleri. Onun yolunda aşkı şevk ile sağlam bir şekilde yürüyenlerden eylesin bizleri. Ve min Allahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil Fatiha.